AKP içerisinde gidişatı eleştiren tek milletvekilleri arasında yer alan bir isimdi. Tek milletvekiliydi Mustafa Yeneroğlu. Gidişatı eleştirdiği için tepki çekiyordu. İstifası istendi ve AKP'den ayrıldı. İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'nun Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket edeceği iddia ediliyor. AKP'den istifasını açıkladığı toplantısında, basın toplantısında milletvekilinden de istifa edebileceğinin sinyalini veren Yeneroğlu, siyasete devam etme yönünde karar verdi. Yeni Çağ gazetesinden Fatih Yergin'in haberine göre yeni parti kurma hazırlıkları içerisinde olan Ahmet Davutoğlu ile birlikte hareket edecek olan Mustafa Yeneroğlu, yeni partinin kurucular kurulunda yer alacak. Diğer yandan Ahmet Davutoğlu'nun partisini, kuruluşunu Aralık ayına erteleyebileceği belirtilmiş. Davutoğlu liderliğindeki yeni oluşumun bazı illerde teşkilatlanma noktasında sıkıntılar yaşadığı ve bu sebeple partinin ilan edilmesinin gecikebileceği ifade edildi. Hatırlarsınız geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bir il binası tuttular. O ofisi AKP'li belediye mühürledi. Daha sonra gittiler CHP'nin daha aktif olduğu bir ilçede teşkilatlanma yoluna gittiler. Oraya il binası yapmaya karar verdiler. Bu konuyla ilgili de Davutoğlu'nun sağ kollarından olan bir isim açıklama yapmıştı. Güneydoğu ve Doğu Anadolu'da da elimizi çabuk tutmalıyız. Her yere kayyum atanıyor. Bize bir çadırı bile çok görebilirler açıklamasında bulunmuştu teşkilat binası için. Böyle bir yorumda bulunmuştu. Sıkıntılar yaşadıklarını belirtiyorlar ama kamuoyunda da tepkiler var artık. Vatandaşlar diyor ki bu ne yılan hikayesine döndü. 6-7 aydır bir partiyi kuramadılar şeklinde eleştiriler var. Meclisteki tek milletvekili de sanırım Mustafa Yeneroğlu olacak parti kurulduktan sonra. Konuyla ilgili henüz Mustafa Yeneroğlu bir açıklama yapmış değil. Yeni Çağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberi bu şekilde.